Merhaba arkadaşlar. Tehlikeli Yaşlar 4. sezonun 78. yaşına hoş geldiniz. 4. sezonun bitmesine bu yaştan sonra sadece 2 yaş kalacak. Bugünkü yarışmacılar yani Süpermen, Sincap, Deadpool ve Bla Bla ve Kayınca Adam bugün son kez yarışacaklar. Yani 4. sezon onlar için bitmiş olacak bugünkü yarıştan sonra. Şimdi tek tek yarışmacıların duyumunu söyleyeceğim size. Süpermen'le başladık. Süpermen Jaguar arabayla yarışıyor. Puana bakıyoruz. Süpermen'in 17 puanı var 5. sırada. Bu da demek oluyor ki kesinlikle bugün puan almak zorunda ilk 3'e girebilmesi için. Biliyorsunuz A grubundan ilk 3'e girenlerle B grubundan ilk 3'e girenler yeni bir grup yapılacak ve orada onlar yarışacak arkadaşlar. Ve en sonunda onlar da yarıştıktan sonra 10 yarış yapacaklar ve şampiyon belli olacak arkadaşlar. Bakalım şampiyon A grubundan mı çıkacak, B grubundan mı çıkacak göreceğiz. Evet, Süpermen'i izliyoruz. Kesinlikle puana ihtiyacı var. Bugün 1. olursa ilk 3'e yerleşiyor arkadaşlar. Bu yarış bayağı tehlikeli. Çok kötü gidiyor. Neyse ki düzeltti son anda. Şolcan deliğine girer mi dersiniz? Oraya da güzel giydi. Bundan sonrası çok da zor değil aslında. Süpermen yarışı tamamlarsa büyük bir avantaj elde edecek. Arkadaşlar bu arada hatırlatalım, Yoblos kanalımız açılmıştı. Hala kanalımıza uğramayanlar var. Evet, şu sağ üstteki şeye tıklayarak o aydan kanalımıza gidebilirsiniz. Yorumlar kısmını da yazacağız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberiniz olsun. İşte Süpermen bitirdi. 1 dakika 36 saniyede bitirdi. Tebrikler Süpermen. Teşekkür ederim örümcek çocuk. Şimdi tek yapmam gereken diğer yarışmacıların ne yapacağını görmek. İlk yarışmacı yarışı tamamladı. Evet, Deadpool ne yapacak bakalım? Bugatti Bolide ile yarışıyor. Harika bir araba, çok hızlı. Deadpool'un 16 puanı var. O da bugün 1. olursa o 3. sıraya yerleşir. Tabii o zaman Süpermen de 2. olursa puanları aynı olur. 19 puanları olur. Yani bugünkü yarış çok kritik. Her şey bugünkü yarışın sonunda belli olacak bugünkü yarışmacılar için. Sonuncu kim olacak onu da çok merak ediyorum. Bla Bla mı olacak, Kayınca Adam mı olacak? Bugün ikisi de yarışacak arkadaşlar. Deadpool ilk 3'e girebilecek misin acaba? Bugün son yarışımı yapıyorum. Bugün 1. olsam bile her şey diğer yarışmacılara bağlı. Bugünkü yarışmacılar ve bir sonraki yarışmacılar, onlar da puan alırsa beni geçebilirler. Yani işim bayağı zor. Tekerden çok güzel geçti Deadpool ama o yerde de pervaneler var. Şu yamuk direkler var. Ve nasıl olabilir bu diye bir çarptı, havalandı araba. Bunu beklemiyordum doğrusu. O direkler yamuk olduğu için mi de neydi? Çarpınca araba bir anda havalandı. Tabii bayağı da hızlı gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bugatti Bolide denizin dibini boyluyor arkadaşlar. Deadpool sadece arkasından bakabiliyor. Diğer yarışmacıya geçelim. Sincap Akiltoş masaya atı ile yarışacak arkadaşlar. Sincap'ın puanı 15, 8. sırada. Onun da 3. olma ihtimali yüksek. Dur, Sincap'a soralım, o söylesin bakalım. Sincap Akiltoş 3. sıraya çıkma ihtimali var. Yani matematik olarak var. Ama şansını nasıl görüyorsun? Sence olabilir mi böyle bir şey? Bak şimdi güzel kardeşim. Ben bugünkü yarışta 1. oldum diyelim. Ama bir dahaki yarışta Trivadankos, Batman, Kara Panter, bu üçünden birisi 1. olursa, hatta 2. bile olsa olur, beni yine geçerler, anladın mı? O yüzden benim hiçbir şansım yok bana göre. Yani ben tamam hadi 1. oldum diyelim. Onların 1. olmaması lazım ki ben 3. sırada kalabileyim. Anladın mı? Evet anladım. Yani hiçbir şansım kalmadı diyorsun. Evet, ay. Evet, öyle diyorum. Aa, of! Oh, patlamadı. Kaç, kaç, kaç. Kaçayım buradan hemen. Hop. Hadi, ay. Ay. Nasıl direkt onlar? Evet, Sincap'ın dediği gibi. Yani 1. olsa bile diğer yarışmacıların da hiç puan almaması lazım. 1. olmaması lazım. İşte o zaman gruptan çıkabilir. Yine tanka gitti, bu sefer patladı. Biraz önce sanki daha sert buyduydu ama patlamamıştı. Şimdi dokununca patladı. Geçmiş olsun Sincap Akiltoş. Teşekkür ederim örümcek çocuk. Zaten bir şansım kalmamıştı ya. Biliyordum.
Neyse, artık 5. sezonda var ya, çok süper yarışlar yapacağım. Evet, hep birlikte göreceğiz. Diğer yarışmacıya geçiyoruz. Bla bla geldi ya. Yarıştı araba Askayı. İlk defa yarışıyor arkadaşlar tehlikeli yarışlarda bu arabayla. Bla bla da sonuncu sayıda arkadaşlar. Kayınca adam mı sonuncu olacak? Bla bla mı sonuncu olacak? 4. sezonda Arbu'yu bunun sonuncusu. İşte bugün belli oluyor. Bla bla sonuncu olmamak için puan alman gerekiyor. Evet örümcek çocuk. Bugün en az 2. olmam gerekiyor. Yoksa karınca adam benim 1 puan üstümde olduğu için ben sonuncu olarak kalacağım. Sonuncu olarak kalmak istemiyorum. Hem bla bla hem de karınca adam ilk kez tehlikeli yarışlara katıyorlar arkadaşlar. Yani ilk kez 4. sezona katıldılar. Daha önceleri yoklardı. O yüzden de sonuncu olmaları açıkçası bekleniyordu. Tüveden kuş da ilk kez katıldı ama ya o da sonunculara yakın aslında. Neyse ki denize uçmadı. Ama Tıvıdan Kuş yaşlı yani ömründe çok araba sürmüş zaten. Tecrübeli yani. Yamuk yola giriyor şimdi bla bla. Acaba siz bla blanın mı sonuncu olmasını isterdiniz yoksa kayınca adamın mı? Daha doğrusu kimin sonuncu olmasını istemezdiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın tamam mı? Evet bla bla. Solcan deliğine. Evet, oyaya da giymeyi başardı. Aslında zor kısımları halletti bla bla. Acaba Süpermen'den hızlı bitirebilir mi? Ama çok büyük bir hata yapıp da yoksa elenir mi? İşte bunu diyordum. Patlamadı ya, çok kötü çarptı var ya. Çok kötüydü. Neyse ki patlamadı, çok ucuz kurtuldu. Evet, bla bla da yarışı bitecek. Yok ete bastı. Orada yok ete mi başarılı? Aşağıya uçmadı. Of. 1 dakika 50 saniyede tamamladı arkadaşlar. Çok acemice hareketler yaptım. Bla bla. Evet birazcık daha hızlı gideyim derken az kalsın aşağıya uçacaktım. Ve geldik. Zoyna'nın zıt dediği yere arkadaşlar. Kayınca adam yaşayacak son olarak. Puanı görüyorsunuz. 11 puanı var. Bla bla yarışı tamamladı, Süpermen'i geçemedi ama şu an ikinci doyumda kayınca adamın en az 1 puan alması gerekiyor arkadaşlar. O zaman bla bla ile puanları eşit olacak ve ikisi arasında son bir yarış yapılacak. Sadece bla bla ile kayınca adamın katıldığı ama kayınca adam bugünkü yarışta ikinci olursa o zaman sonuncu bla bla olarak kalıyor arkadaşlar. Kayınca adam Audi Y8 ile yarışıyor arkadaşlar. Kayınca adam şansını nasıl görüyorsun? Sence sonuncu mu olursun? Yoksa sonuncu bla bla olarak kalır mı? Aslında şansımızı eşit olarak görüyorum örümcek çocuk. Yani %50-%50. Ya ben sonuncu olurum ya da o. Olamaz. İşte bu çok kötüydü. İnanamıyorum. Tekerin içinde kalmayı başardım. Evet, yarışın başında elendi. Diyecektim ki tekerin içine düşüverdi. Araba sağlam mı? Araba nasıl kayınca adam? Araba çok kötü durumda. Ve daha da kötüleşiyor. Evet. Ve teker dönmüyor arkadaşlar. İzin vermiyor pervaneler. Ve sanırım olamaz. Patlamadı. Tanklarda bugün bir soyun var galiba. Çarpıyorlar çarpıyorlar patlamıyorlar. Araba hurdaya döndü. Buradan çıkamayacağım galiba. Evet çok zor. Araba gitmiyor. Turbo da mı çalışmıyor? Hayır, turbo çalışmıyor. Şu direklere kadar bari gidebilsem. Yine vurdu. O zaman kayınca adam galiba yarıştan eleniyor arkadaşlar. Şimdi de etrafında dönüyor. Maalesef sonuncu olarak bitireceğim 4. sezonu. Geçmiş olsun kayınca adam. Ama 5. sezonda belki çok süper yarışlar yaparsın. Evet, umarım öyle olur. Bunu beklemiyordum açıkçası. Daha iyi bir yarış çıkaracağımı düşünüyordum. Bugünkü yarışta Süpermen 1. oldu arkadaşlar. 20 puana çıktı ve 3. sıraya yerleşti. A grubunun sonuncusu da kayınca adam oldu arkadaşlar. Kesinleşti artık. Bla bla son yarışta sonunculuktan kurtuldu.
Kayınca Adam da sonuncu olarak bitirdi 4. sezonu. Bir sonraki yarışta Örümcek Baba, Jokey, Kaya Panter, Batman ve Tıvıdan Kuş yarışacak. Ve ilk 3'tekiler de işte o zaman kesinleşecek. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yoblox kanalımıza uyamayı unutmayın, tamam mı? Hoşça kalın arkadaşlar.